önlemlerini onun için alırlar. Milliyetçiliğin hiçbir zararı yoktur. Atatürk'ün milliyetçiliği neyse bu milliyetçilikte bizim direnmemiz lazımdır. Ha, o milliyetçiliği kötü kullanan Hitler var, Mussolini var, bilmem ne var. Göster onun misalini. Ama milliyetçilik benim bayrağım, benim vatanım, benim şeyim. Faşistin ayrı bir konu tabii. Yani onun milliyetçilikle pek ilgisi olmaz. Ama böyle telkin ediyor çocuklara. Ama böyle empoze edenlerde de art niyet olduğu bir gerçektir. Yani gençlerin onu bunu bilmesi lazım. Evet. Bilmeleri için de bizim devamlı konuşmamız lazım. Evet. Devamlı Atatürk'ü gündemde tutmamız lazım. Ben şuna gelmek istiyorum efendim. Bu biraz önce ambargodan bahsetmiştiniz. American Airlines'e ait bazı yetkililerin Kıbrıs'ta, Lefkoşa'da havaalanına geldiğini, burada bir takım incelemeler yaptığını. Ne oldu efendim? Bu doğru bir haber miydi? Çocuğa yani, emzik verdiler efendim, bağırmasın diye. Ne oldu efendim? Geldiler, bir şey olacağı da yok. Evet. Bir şey, şimdi görüyoruz ki bütün yapılan temaslardan gelen notları görüyoruz. Hep söyledikleri, Kıbrıs hükümeti evet demedikçe Kıbrıs hükümeti bu limanları, yani her sefer falan yok yani. Ya bu limanları yasak listesinden çıkarmadıkça bir şey olamaz. Sen Kıbrıs hükümetine baskı yap bakalım. Sen ne akla bunu yasak listesine koydun diye. Senden beklediğimiz bu. Peki en azından bu konuda bir çalışma da mı yok? Amerika çalışma tarafından? Var. Ama benim gördüğüm kadarıyla efendim hukukçulara sormuşlar. 9 aydır hukukçular hala cevap vermedi mi? Bu siyasi bir karar meselesidir. Gideceksiniz ilgili kurulda, diyeceksiniz ki bu haksızlıktır veya duruma gelip diyeceksin sen artık Avrupa Birliği üyesi de oldun, bu yasakları kaldır, böyle şey olmaz, isteseler yaparlar ama bizim birdenbire kendi kendimize yeterli hale gelip biz artık uzlaşma istemeyeceğiz diyeceğimizden korkuyorlarmış. Bu bizi bu kadar tanımamak olur. Bizim istediğimiz uzlaşma ama Rum'un avucunun içinde olmayacağımız, Rum'un yine yırtıp atıp yapılan bir anlaşmayı ben sizin hükümetinizim diyemeyeceği bir anlaşma istiyoruz. Orada açıktır. İki egemen halka ve devlete dayalı bir birlik. Evet. Dünyanın her yerinde yapılmıştır. Oluyor. Küçük küçük devlet kurumlar devlet oluyor. Biz olduk, 21 yaşına geldik. Biz yaptık mı olmuyor olmadı diyorsunuz. Yani özellikle Amerikalılar öyle bir hışımla geliyorlar ki ta eskiden. Neden efendim? Tanımıyoruz diyor. Yakında bir yer de değil yani Amerika'ya. Tanımıyoruz ve tanımayacağız diyorlar. Soruyorum. Peki sen tanıma ama bizi tanıyacak olan dost ülkeleri niye gittin korkuttun? Engelleme var. Evet, niye gittin? Hiç olmazsa onu yapma. Ve size soruyoruz. Yasa dışı olduğunu bildiğiniz, uluslararası anlaşmalarla kurulan bir devleti yıkmış yakmış olan, terörizm alnında yazılı, toplu mezarlar önünde dizili bir idareyi meşru hükümet olarak nasıl siz kabul ettiniz? Cevap verdiler. Kıbrıs'ı Küba yapmasın Makarios diye kabul etmeye mecbur oldu. Güzel, o günler geçti, arkada kaldı. Sen hala aynı yolda gidiyorsun ve daha bundan bitti. Bir hafta evvel yahut iki hafta evvel yine bir Amerikan temsilcisi açıkça tanınma isterseniz çok tehlikeli bir duruma girersiniz diyor. Ne tehlikelisi ya? Senin ne hakkın var bu baskıyı yapmaya? Bunu yapıyorlar. Efendim ben bir de şunu sormak istiyorum. Bir Yunanistan'da yayınlanan bir gazetede CIA ve Mossad ajanları tarafından size karşı bir suikast hazırlığı olduğu, bunun da işte Rum kesiminde Dikalya bölgesinde İngiliz asker üstünde eğitim gördüklerine dair bir takım haberler çıktı. Bundan bilginiz vardır zannediyorum. Haberden yani bilginiz var. Evet. Bu nedir efendim? Doğruluk derecesi var mı? Çok haberler çıktı. Evet. Bir defasında güzel bir tertip yaptılar. Bize Londra'da az kaldı öldürsünler. Oradan zor kurtulduk. Umursamıyorum bunları. Yani bunları düşünerek rahatınız bulacak. Londra'daki olayı bir anlatabilir misiniz? Efendim, torunumla, 7 yaşında torunum ve eşimle birlikte gece geç vakit otele geldik. Restoran kapanmıştı. Özel muamele yaptılar bize. Restoranda indirdiler. Evet. Restoranda bir kötü kötü bakan bir kadın var. Sonradan anladık Kıbrıslı Rum'muş. Biz yemeği yedik. Yukarıya çıktık. Biz yukarıya çıkar çıkmaz telefon çaldı. Çocuk koştu telefonu alsın diye. Ben yetiştim, aldım ahizeyi, alo der demez böyle, a der demez, o ahizenin içerisinden bir duman çıktı.
gırtlağıma doğru gitti ve katılaştı. Şey, maniye değer değmez. Yani zor çıkarttım ben onu, böyle taş gibi bir şey çıktı. Çocuk almış olsaydık hiç kurtaramazdık. Derhal ben o gün bizim temsilcimiz olan Tansel Fikri Bey'e telefon ettim. Acile gel diye. Çünkü bunu yapan dedim herhalde şimdi dışarıda bekliyor ya. Ciddi ambulans. Bir suikast teşebbüsü olmuş belli ki yani. Tabii. Evet. Tansel Bey'i çağırdım. Tansel Bey geldik, anlattık kendisine. Ertesi gün Scotland Yard'a gitti. Analiz yapılmıştı. Analiz yapıldı. Kendisine söylenen bu Bulgarların kullandığı bir metottur diye. Neymiş efendim? Bir şey, bilmem işte, bir gazın şeye değince katılaşması. rapor istedik, yazılı rapor, onu vermediler. Ama Times gazetesinde de Bulgar gizli servisinin kullandığı bir evet, ama herhalde Bulgar'la benim işim yok. Herhalde Rumlar kullandırdı. Ama ilginç bir tecrübeydi. Evet, büyük geçmiş olsun efendim. İlginç bir tecrübeydi. En tehlikeli şey oldu. Onun için bunları aldırış etmiyoruz. Bu 1975-78 evet, olabilir. Çok büyük geçmiş olsun. Son sorularımıza geldik. Ben iki şey soracağım. Yani son olarak biraz Kıbrıs dışına çıkalım istiyorum. Birincisi, kısa süre önce vefat eden Yasir Arafat'la ilgili. Bizim Türkiye'deki basında da çok sıkça gündeme geldi Yasir Arafat Bey'in vefatından sonra sizin ilişkileriniz. Bahseder misiniz efendim? Evet, bir İslam konferansında buluşmuştuk. Yenile Arap ülkelerinin yardımıyla Arafat'a genel kurulda hitap etme hakkı tanınmıştı. Biz bağımsızlığımızı ilan etmiş, şu kadar yaşa gelmiş olduğumuz halde bize tanınmayan bir haktı bu. Kendisini hem kutladım hem de kıskandığımı söyledim. Gıpta ediyorum dedim. Sen bunu aldın, biz anladın. Hayretler içinde baktım. Denktaş Bey, ciddi misin dedi. Ciddiyim tabii dedim. Yahu kardeşim dedi, Tunus'taydı o zaman. Evet. Benim dedi gömülecek toprağım yok dedi. Senin devletin var dedi. Senin bir Türkiye'n var dedi. Benim bir Türkiye'm olsaydı başıma bunlar gelmez dedi. Bağımsızlığınızın kıymetini bilin dedi. Ve o bağımsızlığı kazanmak için hala görüyorsunuz küçücük çocuklar neler neler yapıyor. Evet. Bana derler ki, hani ya senin gençliğin yapmıyor bunları, unuttukları bir şey var. Benim gençliğim, biz gençler, Arafat'ın gençlerinin bugün hala yaptığını 1974'e kadar yaptık. 55-58'de yaptık. Ve bunların neticesinde Türkiye'nin de gelmesiyle bağımsızlık kazandık. Bize tanınmayan bir haktı bu. Kendisini hem kutladım hem de kıskandığımı söyledim. Gıpta ediyorum dedim. Sen bunu aldın, biz anladın. Hayretler içinde baktım. Denktaş Bey, ciddi misin dedi. Ciddiyim tabii dedim. Yahu kardeşim dedi, Tunus'taydı o zaman. Evet. Benim dedi gömülecek toprağım yok dedi. Senin devletin var dedi. Senin bir Türkiye'n var dedi. Benim bir Türkiye'm olsaydı başıma bunlar gelmez dedi. Bağımsızlığınızın kıymetini bilin dedi. Ve o bağımsızlığı kazanmak için hala görüyorsunuz küçücük çocuklar neler neler yapıyor. Evet. Bana derler ki, hani ya senin gençliğin yapmıyor bunları, unuttukları bir şey var. Benim gençliğim, biz gençler, Arafat'ın gençlerinin bugün hala yaptığını 1974'e kadar yaptık. 55-58'de yaptık. Ve bunların neticesinde Türkiye'nin de gelmesiyle bağımsızlık kazandık. Bugün bizim gençlerimizin aynı şeyi yapması nedeni yok. Ama bağımsızlığa sahip çıkmak için bilgilendirilmeleri, heyecanlandırılmaları, inandırılmaları lazımdı. Orada eksikliğimiz var. Bu eksikliği gidermek lazım. İkincisi, bir şey söylemek isterim size. Bazı dostlarım der ki, Denktaş Bey neye uğraşıyorsun? Bak %65'i işte istemiyor senin istediklerini. Diyorum, yanlış okuyorsunuz. Bu %65'in içinde yüzde kaçı devletiniz tanınacaktır evet derseniz ve yüceltilecektir, vaatleri verilmiştir. Benim başbakanım tarafından, buradaki başbakan tarafından bunlar söylenmiştir. Kaçı buna inanarak vermiştir? Kaçı efendim sırf Avrupa Birliği'ne girmek için ve devletinden olacağını bilmeden vermiştir? Bu böyle şey olur mu? Onun için bu neticeye sıçramak haksızlıktır, doğru değildir. İsterseniz geliniz deneyelim. Devletinize, egemenliğinize sahip çıkmak ister misiniz? Yoksa bunlardan vazgeçerek Rum'la birleşir misiniz? Gelin bunu sorun halkıma. Referandumu öyle yapalım. Göreceksiniz %90 hayır, devletim ve egemenliğim
kalarak ben barış yaparım, uzlaşırım diyecektir. Bu güvence içerisindeyim ama dediğim gibi kendini bilmez insanlar vardır. Biraz evvel bir sendika ağasından bahsettim. Bunlara artık idarenin de gerekeni yapması ve söylemesi lazım. Topluluklar zaten bu hamsızlıklarını muhafaza ettiği sürece ayakta kalırlar. Tabii, yoksa yok. Başka bir şey yok. Yani. Atatürk'ün sözü var. Biz barış istiyoruz dediğimizde bağımsızlığımızı korumaktan bahsediyoruz evet. diyor. Bağımsızlığı korumazsan sen hangi barışı temin edeceksin? Doğrudur. Bitti. Peki ben yine Kıbrıs dışında bir soruyla sizi fazla yormak istemiyorum. Irak'la ilgili bir şey sormak istiyorum. Büyük acı. Tek kelimeyle ya da cümleyle söyleyeyim. Irak işgalli, çünkü işgal edilen bir ülke neticede müdahale veya operasyon söz konusu değil, gerçek anlamda işgal edilmiş bir ülke. Irak işgaliyle ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Evvela işgalin ne olduğunu Rum görsün ve utansın Türkiye Kıbrıs'ı işgal etti dediğinde. Türkiye Kıbrıs'ta Rum-Yunan işgalini engellemiş evet. ve Kıbrıs'ın iki sahibinden bir tanesi olan Kıbrıs Türk'ünü kurtarmış. Tek bir Rum'un burnunu ondan sonra zarar gelmemiştir. İşgal işte budur. Ve bu acı görerek izliyorum. Ben hukuk talebesiyken Alman harbi son bulmuş Nürnberg mahkemeleri başlamıştı. Evet. Profesörlere derdik ki siz nasıl olur bize öğrettiniz ki geriye dönük cürüm olmaz, suç olmaz. Şimdi geriye dönük bu insanları mahkemeye veriyorsunuz. Her şeyin bir başlangıcı vardır. Dünya barışı ve demokrasisi içindir diye bize cevap verirlerdi. Nerede o günler? Nerede şimdiki? Birleşmiş Milletler ne maksatla kurulmuştur? Birleşmiş Milletleri kuranlar nasıl onu bir tarafa iterek ben yapacağımı yaparım diyerek Irak'a girmiştir. Yalan yanlış raporlar üzerine girmiştir. Bütün bunları gördükten sonra insan biraz geri çekilir. Irak'ta şimdi kendilerine direnenlere ya terörist ya bilmem ne ben yani olacak iş değil. Olacak iş değil efendim. Evet. Bu tamamen yasa dışı bir durum hasıl olmuştur. Benim kendilerine önerim Amerika Birleşmiş Milletler'de karar çıkartacak, bir barış gücü oluşturacak. Dost, Irak'a dost Müslüman ülkelerden, Irak'ın kabul ettiği ülkelerden bir barış gücü oluşturacak ve çekilecek geri. İşgalcidir, bu direniş devam edecektir. Amerikan askerlerine de yazıktır, İngiliz askerlerine de yazıktır. Ama en fazla o masum Iraklı çocuklara, insanlara yazıktır. Irak'ı perişan ettiler. Hangi yasaya göre? Ne hakla? Ne yapmaya gittiler onun içerisine? Saddam'ı ortadan kaldırmak için. Kaldırdın işte. Kaldırdı, yeter artık. Katiyen yani uykularımızı kaçıran bir olaydır. Ama biraz önce sizin globalleşmeden bahsettiğiniz emperyalizmin yeni süreci. İşte ya böyle gidecek yani ya böyle gidecek. Saddam bir bahane olmuş olabilir. Neticede petrol kaynakları. Bahane olduğu belli. Evet. Onun için dünya iyiye gitmiyor. Şimdi Çin, koca Çin. Ne kadar uyuyacak? Ama efendim o zaman yeni bir yapılanmaya doğru gidiyor dünya. Yani bu evet, bir gerçek. Evet. Peki bu yapılanma içerisinde biz Türkiye'yi de tabii sorgulayabiliriz ama Kıbrıs'ı sorgulayalım isterseniz. Kıbrıs'ın yeri ne olacak o zaman? Hem kapanışta bunu Kıbrıs'ın yeri, geleceğiyle ilgili beklentinizle beraber bunu bir Kıbrıs'ın özetlersin. Kıbrıs'ın yeri Türkiye ile birlikte mütalaa edilir. Hiç ayrı mütalaa edilemez. Çünkü Kıbrıs elden gittiği takdirde siz denizlere açık bir ülke olmaktan çıkarsınız. Bu benim sözüm değildir. Atatürk'ün sözüdür, İnönü'nün sözüdür, Korutürk'ün sözüdür. Bütün o günden bugüne gelen cumhurbaşkanlarının ve idarecilerin sözüdür. Dolayısıyla Kıbrıs ne olacak diye sormayın, Türkiye ne olacak anlamına gelir. Türkiye ne olacak? Türkiye boyun eğecek mi? Türkiye bu güçlü konumundan, coğrafi konumunda yararlanarak gereken pazarlığı yapabilecek ve kendisini kabul ettirecek mi? Ettirmiş sayarım ben de. Yani bütün bunlar globalleşme altında yavaş yavaş elden gidecek mi? Giderse Kıbrıs da gider. Biz Türkiye'nin durumuna bakıyoruz. Türkiye bizi bırakmazsa biz varız. Türkiye bizi bırakırsa biz yokuz. Türkiye'nin bizi bırakmaması için de elden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ve son aldığımız mesajlar da tekrar ediyorum bu 21.
doğum yılımızda bütün mesajlar askeri kanattan olsun, Cumhurbaşkanlığından, Hükümet Başkanlığından, Başbakanından olsun, Meclis Başkanlığından olsun, milli dava olarak takip edildiği ve bırakılmayacağıdır. Türkiye'nin devamlı surette bizimle olacağıdır. Teşekkür ederim kendilerine. Evet. Biz de size çok teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Çok teşekkür ederim. Kendinizi, vatanı korumaya, eşitliğinizle, Türk toplumu olmakla, Türklüğünüzle övünmeye ve bu vatanı daha güzel yapmak için devamlı surette birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya, ana vatanınıza layık olmaya, onunla olan bağlarımızı daha da güçlendirmeye hazırlayınız. Bu hazırlık içerisinde olunuz. Kalk başına!